25 yaşın altındaysanız ve bu videoyu izliyorsanız lütfen kendinize kitap okuma yeteneğini kazandırmayın. Ben hayatım boyunca çok kitap okuyan bir insan olmadım. Ama gerçekten çok kitap okuyan bir insan olmayı çok isterdim. İlber Ortaylı bir kitabında şöyle diyor. 25 yaşına kadar bir yeteneği kendinize kazandırdınız. Ondan sonra ise öğrenmek biraz daha zorlaşır diyor. Yani siz kendinize 25 yaşına kadar bir kitap okuma özelliğini kazandırırsanız ondan sonrası sizin için daha kolay olacaktır. Ben 25 yaşına kadar kendime bu özelliği kazandıramadım. Belki ama siz kazandırabilirsiniz. Size bu videoda böyle bir tavsiye vereyim ve 25 yaşına kadar lütfen kendinize kitap okuma özelliğini kazandırın. Peki kitap okumayı nasıl kendinize kazandırabilirsiniz? Her gün 30 dakika, 45 dakika, 1 saat kitap okuyarak kendinize bu özelliği kazandırabilirsiniz. Ben zamanında böyle yapamadığım için şu an kitap okuma özelliğim sizinki kadar gelişmiş olmayabilir. Ama bir kitaba başladığım zaman sonunu çok merak ederim ve bitirmeye çalışıyorum. Ben kitap okumaya şöyle bakarım. Mesela elimde bir kitap var, Altın Bilek, Stephen Curry'nin hayatını anlatıyor. Bu kitap 300 sayfalık bir kitap, 315 sayfalık bir kitap. Bu kitabı 1-2 gün içinde bitirmek isterim. Yani süper hızlı okumaya çalışırım ve bitiririm. Merak ederim ve bitiririm. Belki bazılarınız da böyledir. Hızlı hızlı okumaya çalışır ve bitirmeye çalışır. Ama bu da iyi bir şey. Ben zamanında böyle bir şey kazanmadığım için böyle yapamıyorum. Yani bir kitabı görüyorum ve diyorum ki ben bunu hemen bitirmem lazım diyorum. 1-2 gün içinde bitiriyorum. Ve 2 gün sonra, 3 gün sonra başka bir kitap buluyorum. Onu okuyorum. Öyle öyle geçiyorum. Ama size altımı tavsiye vereceğim. Kitap okumayı gerçekten çok sevmek istiyorsanız her gün 30 dakika, 40 dakika, 1 saate kadar kitap okumayı unutmayın. Peki kitap okumak ne işinize yarayacak? Kitap okumak sizin her zaman ufkunuzu genişletir. Kitap okumaktan çok şey öğrenirsiniz. Küçücük bir makaleden bile, küçücük bir kitaptan bile gerçekten çok şey öğrenebilirsiniz. Peki siz en son hangi kitap okudunuz? Okuduğunuz kitapların türü neydi? Bunları yoruma yazabilirsiniz. En çok okuduğunuz kitap türü hangisi? Onu da yoruma yazabilirsiniz. Sizlerden bunları merak ediyorum. Bakalım yorumlara kimler yazacak. Dediğim gibi 25 yaşına kadar kendinize bu yeteneği kazandırırsanız gerçekten ileride çok rahat edersiniz. Bilgi açısından, tecrübe açısından ve daha bir sürü şey. Bunları kendinize lütfen kazandırmaya çalışın. Bugün konuşacağımız konu bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz aşağıdan videoyu beğenebilir, kanala abone olabilir ve yorum yapabilirsiniz. Herkese